Siz gelmeden önce birazcık Mert Bey ile konuştuk aslında biz Kumzanmağ'ın. Öyle mi? Efendim 450 bin lira cezası varmış koparmanın. Tabii. Film aynı zamanda bir farkındalık da oluşturuyor. O zaman 150 bin de düşün. Mert Turak'la oynamak nasıl bir duygu Hanım? Çünkü gerçekten çok büyük bir oyuncu. Çok güzel bir duygu. Neden? Özellikle benim için. Tam çalıştığımız çünkü... gibi sordu kardeş. Teşekkür ederim. Çok güzel bir duygu çünkü benim için ayrı bir yeri var Mert'in. Neden? Biz çünkü sınıf arkadaşıyız üniversiteden. Doğal olarak o kadar eski tanış olmak, daha önce tiyatro sahnesinde birlikte rol almış olmak, şimdi bir de kamera karşısına birlikte geçmiş olmak, sanki böyle tamamladık gibi böyle yapmamız gerekenleri. Evet. Şimdi üstüne ekleyebiliriz, bunları çoğaltabiliriz. Ama kamera önüne de birlikte geçmek çok hem eğlenceli kendi adıma hem de çok rahatlatıcıydı. Böyle bir konforlu alana sahip oluyor insan. Tanış olduğu, bildiği, nasıl rol yaptığından haberdar olduğu bir arkadaşıyla aynı karenin içinde bulunmak hakikaten çok rahatlatıcı. İyi paslaşma diyorum ben ona. Birbirimize güzel pas atıyoruz ve doğal olarak gol kaçınılmaz oluyor. Film nasıl bir filmdi? Set nasıl geçti? Birazcık onlardan da bahsedebilir miyiz? Adana'nın en güzel dönemine denk geldiğimizi düşünüyorum. Çünkü ne o kadar sıcaktı ne soğuktu. Tam böyle çok tatlı tatlı bizi yormadan, o sıcaklarla boğmadan çalıştığımız bir dönemde o bir. İkincisi Adana'nın o misafirperver insanları çok hoştu. Bir kere orada dünyada yani gerçekten bir doğa harikası gibi görünen o lagünlerin arasında bulunmak. Adana'da böyle bir yerin olduğunu görünce dünya gözüyle insan gerçekten hem seviniyor hem şaşırıyor. Doğanın içinde olmak çok güzeldi. Set ortamımız gayet iyiydi. Mehmet çok dediği gibi Mert'in de. Çok özverili ve bizi çok rahat bıraktı hep oyunculuk açısından da. Birlikte de güzel bir iş çıkardığımıza inanıyorum. O yüzden güzel bir set ortamıydı bizim için. Okulda nasıl biriydi? Hadi onu soralım size. Okulda nasıl biriydi? Abartma. Abart Özge. Her şeyi anlatmayacaksın herhalde Özge. Bilmiyorum anlaşabiliriz. Nasıl biriydi Mert'le okulda? İyiydi, her zaman iyiydi. Biz Mert'le hep anlaştık. Bizim aramızda herhangi bir derdimiz olmadı. Biz Özge'yle çalışırdık. O da çalışırdı, ben de çalışırdım. Peki Mert Bey, bir de hikayeyi sizden dinleyelim. Gerçekten Özge Hanım'la oynamak nasıl bir duygu? Ya hem sınıf arkadaşımın olması hem de şehir tiyatrolarında, kabarede böyle bir performansı beraber oynamak. Bir de hani sinema nasip oldu. Dediği gibi geriye bir beraber dizi yapmamız kaldı. Doğru. Onu da konuşuruz menajerlerle, onu da hallederiz inşallah. Kendisinin bir de dizisi var biliyorsunuz, Yalan dizisi. Yani evet, o evet. İzliyor musunuz, takip ediyor musunuz? İzlemez miyim? Çok da iyi oynuyor. Artık rekorları kırıyor yaz aylarında. Evet. Maşallah. Ben arkadaşlığımın, dostluğumun yanı sıra filmin ben son halini izledim 3 gün önce bir daha. Yönetmen kopyasını izledim ve Özge'nin performansını 3-4 yerde Türkiye'de oynayabilecek başka bir aktris olduğunu düşünmüyorum, öyle söyleyeyim yani. Ve gurur duydum yani arkadaşımla. İnşallah daha çok işler yaparız. Allah nazarlardan saklasın. Diziniz yaz saatinde girdi. Özge Hanım'ın dizisi de yeni sezona böyle koşuyor bildiğiniz. Rakip olursanız ne yapacaksınız? Sezonda görüşürüz. Allah'tan günümüz farklı şimdi sen de. Peki efendim, milli takımdan birazcık bahsedelim müsaadeniz olursa. Milli takım gerçekten destan yazıyor. Çeyrek finaldeyiz. Rakibimiz Hollanda. Evet. Nasıl bir futbol, nasıl bir skor bekliyorsunuz? Kendi adıma Hollanda'dan biraz korkuyor olabilirim. Ama Türkiye çok güçlü bir takım. Dün de gördüğümüz üzere. İzlediniz mi maçı? Yani... Ben severim maçları. Ben Mert neydi öyle? Son saniye. Onu yorumlarını boş verin şimdi. Ama yine de çekinsem de Hollanda'dan güzel bir skor alacağımıza da inanıyorum bir tarafımla. Özge Hanım, maç izlerken nasıl bir insansınız? Böyle holiganlık çıkar mı içinizde? Yok, normal. Öyle, mesela benim tuttuğum takımın dışındadır çok. Başka takım tutandır benim en yakınlarım. Biz birbirimizi tebrik ederiz. Kim kazandıysa onun bayrağını ona hediye eder. Gideriz kutlarız, ne var yani. Öyle. Türkiye futbolda çok gerilimli bir sezon yaşadı biliyorsunuz. Hala böyle düşünebiliyorsak ne mutlu bizlere o zaman. Yani sportmenliğin, dostluğun, kardeşliğin, sporun içinde her daim var olması gerektiğine inanan tarafım. Bunu da sadece doğaüstü büyük olaylar olmasını bekleyip bir arada tutunmaktansa normal maçlar esnasında da o centilmenliği göstermemiz gerektiğine inanıyorum birbirimize karşı. Peki Mert Bey, siz nasıl skor bekliyorsunuz? Valla ben yarı final oynayacağımızı, hatta final oynayacağımızı düşünüyorum. Hollanda'ya geçeceğimizi düşünüyorum yani. Çünkü takım biraz alıştı ve cesur oynamaya başladı yani. Daha iyi olacak, daha cesur oynamamız lazım. Cesaret demişken son bir soru soracağım. Meslektaşınız Uras Kaygılaroğlu geçtiğimiz günlerde bir tiyatro oyununda
bir erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa öpüştü. Bu çok eleştirildi. Hatta bayağı bir sansasyon yarattı. Sizce oyuncu her rolü oynamalı mı efendim? Oyuncunun kendisine kalmış bir şey. Rolü gereği yapması gerekeni yapmıştır büyük ihtimalle. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynen Özge'nin düşündüğü gibi düşünüyorum yani. Peki, ben özel soracağım bunu. Siz senaryo gereği bir kadınla, siz de senaryo gereği bir erkekle öpüşür müsünüz efendim? Valla çok büyük konuşmayayım ama yani ben öpüşmem gibi geliyor bana. Benim için daha önce öykünün ne kadar kıymetli olduğunu söyledim. Öykünün içinden o sahneyi çıkardığımızda bütün öykü çöküyorsa yapılabilir bir şeydir. Peki. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.